Herkese merhaba. Sesim ve görüntüm geliyor mu acaba? Evet, duyuluyor. Evet, geliyor Serkan. Süper. Tam zamanında başlayalım. Öncelikle teşekkür ederiz katıldığınız için. Biliyoruz ki çok fazla her gün webinar düzenleniyor. O kadar çok geliyor ki hepsine katılmak zaten mümkün değil. Birçoğu da sadece ürün anlatımından ibaret. Böyle günlerde 50 kişinin bir Webex'te toplaması önemli. Çok teşekkür ederiz zamanınız için. Çok zaman kaybetmeden hızlıca anlatmaya çalışacağım bugün ne yapacağımızı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biraz kalabalığız. 57-58 kişiyiz. Belki 60-65 kişi olacağız. O yüzden mikrofonla soru alamayacağız. O zaman çok kontrol zor oluyor. Lütfen sorularınızı chat penceresine yazın. Biz oradan okuyup cevaplamaya çalışacağız sizi. Bugün iki kişiyiz. Evde tek başımıza çalıştığımız için 2-3 tane motor kullanma imkanımız limitli oluyor. O yüzden iki kişi sunum yapmak daha verimli oluyor. Soruları görüp gerektiğinde sunumu bölmek adına. Ben önce bir 4-5 slaytlık SEKART hakkında giriş sunumu yapmaya çalışacağım. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Nebula Bilişim'in genel müdürü ve kurucu ortağıyım. Nebula Bilişim İstanbul'da kurulan ilk bilgi güvenliği firması. 2005 yılında kurduk şirketimizi. SEKART'ı da son dönemde satın aldık. Ben çok fazla konuşacağım. Ağırlıklı teknik tarafta Caner konuşacak. Ona bırakayım mikrofonu. Merhaba herkese. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Benim de ismim Caner Dağlı. Nebula Bilişim'de teknik operasyonlardan sorumlu yönetici ortağım. Aynı zamanda size bugün anlatacağımız SEKART çözümümüzle ilgili de ürün sorumlusuyum. Serkan Bey'in belirttiği gibi ben de size ürünün teknik detaylarını anlatıyor olacağım. Kısaca sunumlarla ve kısa videolarla. Bunları devam ettiriyor olacağız ve detaylarına giriyor olacağız. Hızlıca başlıyorum. SEKART'ın hikayesi nedir? SEKART ismi Security Hardening'den gelen bir Türk şirketi. Kurulmuş, ürün geliştirmiş, çeşitli müşterilerle çalıştırmış. Bizim SEKART'la tanışmamız 2019'un ikinci yarısından sonra oldu. Bizi tanıyanlar bilirler. Beyaz Şapka isimli bir bilgi güvenliği konferans serimiz var bizim. SEKART'la tanıştıktan sonra yerli ürünleri desteklemek adına SEKART'a orada bir sunum sağladık. Müşteriler, katılımcılardan da iyi bir feedback aldık. Daha sonra iletişimimiz gelişti ve SEKART firmasını satın almaya karar verdik. Geçtiğimiz 2 hafta önce de duyurusunu yaptık. Bundan sonra SEKART ürünleri Nebula'nın satış ekibi ve teknik ekibinin yönetiminde olacak. Keza şirket de bizim yönetimimizde artık. SEKART birazcık farklı bir ürün. Piyasanın pek bildiği türde bir ürün değil aslında. Piyasanın bildiği 4-5 ürünün kombine edilmiş hali ama piyasada yapılmayan işleri de yapıyor. Bunların en önemlisi device hardening. Ben temel fonksiyonları anlatmaya çalışacağım. Caner benden sonra daha teknik sunumlar yapacak. Device hardening ile yaptığımız şey ağ cihazlarının, SEKART öncelikle bir ağ güvenliği ürünü, onu söyleyeyim. Ağ cihazlarının, ağ cihaz dediğimizde şu an için router ve switchler kapsamamızda. Konfigürasyonlarını okuyup Center of Internet Security benchmarklarına göre CIS benchmarkları diyoruz biz buna. Caner detayını gösterecek size. Güvenlik denetimini yapıp zaaf bulunan konfigürasyonların tespit edilmesi, zaaflar hakkında bir scoring üretilmesi, yüzde kaç güvenliyiz veya değiliz gibi, artı zafiyetlerin CLI öğrenmeye gerek kalmadan otomatik kapatılması ile alakalı bir modül. Device Hardening modülü. Şirketin ismi de temelde Security Hardening'den geliyor. Buradan geliyor. En çarpıcı özelliği bu. Buna benzer ürünlerde bir benchmark security check yok. Yurt dışında satılan birkaç unique üründe, sadece o işi yapan üründe bu fonksiyonlar var. Ama düzeltme fonksiyonu yok onlarda da. Ve puanlama sisteminde de çeşitli eksiklikler var. Caner pasif cihaz, pasif konulardan bahsedecektir. İkinci önemli modül device security. Device security'yi kabaca şöyle tarif etmeye çalışayım. Ağ cihazlarının güvenliği konusunda 2 tane temel problem var. Bir tanesi availability, yani network'ün çalışmaya devam etmesi, performanslı olarak çalışmaya devam etmesi, kesilmemesi. İkincisi
Network'tan kaynaklı veri sızıntısının engellenmesi. Bunlar iki temel örnek verecek olursak availability atakları ağırlıklı forward ataklarıdır. İşte SIEM forward atakları gibi, XMP forward atakları gibi. Network'ü durdurmaya, yormaya yönelik ataklar. Bir de spoofing gibi network'teki verileri ve network'te dolaşmakta olan verileri okumaya çalışan ataklar var. Device security başlığı altında biz bunların neden olan konfigürasyonları tespit edip yine CLI öğrenmeden kapatma olanağı sunuyoruz. Üçüncü güvenlik konumuz device vulnerability. Cihazların üzerinde çalışmakta olan iOS ve firmware versiyonlarını okuyup NIST database'inden cihazın üzerinde bulunan zafiyetleri çekebiliyoruz. Bunları raporlayabiliyoruz. Detayına girmiyorum. Caner gösterecek yine. Önemli fonksiyonlarımızdan bir tanesi de Privilege Account Management. Biliyorsunuz binlerce switch veya router olduğu zaman genelde shared account'lar kullanılıyor. SecArt'ın içerisinde Sentrify gibi, CyberArk gibi bir PAM ürünü kullanmaya gerek bırakmayacak bir PAM modülü var. Network administratorlarımıza SecArt üzerinden açılmış kullanıcılar yaratarak cihazlara SecArt üzerinden erişim sağlayabiliyoruz. Cihazların şifrelerini de hiç kimseye söylemiyoruz. Network Administrator'ın hesabını kapattığımızda cihaz erişimleri otomatik olarak duruyor. Yapılan bütün çalışmalar da normal olarak log ediliyor, kayıt altına alınıyor. Device Management tarafında buna birazcık Network Configuration Management'a denk gelen bir modül diyebiliriz. Hem konfigürasyon değişikliklerinin denetimlerini yapabiliyoruz. Hem işletim sistemlerinin upgrade işlemlerini yapabiliyoruz. Hem de cihaz konfigürasyonlarının yedeklenmesini ve restore edilmesi işlemlerini yapıyoruz. Son olarak device monitoring tarafımız var. Device monitoring'de klasik olarak cihazların CPU durumları, RAM durumları, portların up-down durumları gibi monitör işlevlerine sahibiz. Burada güzel bir fonksiyon var. Sanırım bunun içinde bir video ekledi Caner. NOC veya SOC CCTV dediğimiz bir özellik var. Neticede bütün bu NOC operasyonlarını ve güvenlik operasyonlarını izlememiz gerekiyor. Sizin hala hazırda bulunan ekranlarınıza yansıtmaya hazır tasarlanmış dashboardlar var. CCTV dashboardları var. Bunlar administratorlar, yöneticiler tarafından kolayca değiştirilebiliyor. Böylece hem güvenlik anlamında hem network anlamında sisteminizi izlemeyi kolaylaştırıyoruz. Yine bu Caner'in sunumunda yer alan bir şey ama ben özellikle koymak istedim. Benim bakış açıma çok uyduğu için. Bu iki tane cihazın hardening ve security skorlarını gösteriyor. Üstte hardening, altta security var. Hardening'de yapılan şey SecArt gidiyor konfigürasyonu okuyor. CIS benchmark'ına göre diyor ki bu cihazın güvenlik oranı %40. Çünkü birçok konfigürasyon Center of Internet Security benchmark'ına göre doğru yapılmamış. SecArt bunu gördükten sonra bunların düzeltmelerini CLI öğrenmeye gerek kalmadan yapıyoruz. Örneklerini göstereceğiz. Ve her değişiklikten sonra skorumuz güncelleniyor ve biz bunu bir timeline üzerinde izleyebiliyoruz. Alt tarafta da yine security tarafının şeyini görüyorsunuz. Timeline'a bindirilmiş skor historisini görüyorsunuz. Dolayısıyla sadece network operasyoncuları için değil, güvenlik izleyicileri için de önemli bir çıktı. SecArt. Toparlayacak olursam ne sunuyoruz? Cihaz güvenliği. SecArt'ın birinci görevi bu. Cihazlar üzerindeki scoring'ler, hardening'ler, zafiyetlerin tespiti ve kapatılması, firmware upgrade'leri tabii ki. Cihaz yönetimi, configuration management, konfigürasyon backuplanması, restore'lanması vesaire gibi cihaz yönetimi fonksiyonları. Ağ izleme, alarm management, bizim SecArt'ın içerisinde hala hazırda built-in bir syslog var. Bütün cihazlardan syslog'u merkezi bir yere toplayıp yönetim fonksiyonlarını işletip isterseniz buradan CM'lerinize veya diğer ürünlerinize göndermeye devam edebiliyorsunuz. NOC CCTV üzerinden biraz bahsetmiştim. Ve cihazların sağlık durumunu izleyebiliyoruz. Multi-vendor yönetim yine oldukça iddialı ve iyi çalışan bir sistem. Konfigürasyonları cihazlara gönderirken CLI bilmemize gerek kalmıyor. Esasen SecArt hangi cihazın, hangi iOS'inin, hangi sürümde hangi komutları kullandığını biliyor. Biz buradan merkezden sadece bir GUI üzerinden komut gönderiyoruz. Örneğin SSH timeout 30 saniye olsun diyoruz. SecArt bütün cihazlara onların anlayabileceği dilde otomatik komutları üretiyor ve gönderiyor. Dolayısıyla çok düşük deneyime sahip network adminler bile ilgili konfigürasyonları herhangi bir risk almadan yapabiliyorlar. Son olarak merkezin yönetim ve hesap güvenliği. Privileged Access Management'dan bahsettim.
Two-Factor Authentication support'umuz var. Active Directory Authentication desteğimiz de var. Böylelikle cihazlara erişimlerde güçlü kimlik doğrulama ve kimlik doğrulama sonrasında da gerekli bütün kayıtların temin edilmesini sağlıyoruz Ekart'ta. Caner'in teknik sunumundan sonra biraz daha netleşecektir. Ben sorularınızı okumaya buradan devam edeceğim. Her modül arasında bölmeye çalışacağım Caner'i. Eğer onunla alakalı bir soru varsa sıcakken cevaplamaya çalışacağız. Sunum bittiğinde sizden de ricalarımız olacak. Bir sonraki adımda neler yapabiliriz? Sekart'ın ve Nebula bilişimin sosyal medya hesaplarını izlemenizi rica ediyoruz. Zira ürünün fonksiyonlar için videolar hazırlanmaya başlandı. Bunlar sosyal medyada yayınlanacak. Daha hızlı takip edebilmeniz için, bizi takip etmeniz bizim için önemli. Sekart.com web sitemizi incelemenizi ve data sheet'imizi download etmenizi istiyoruz. Sunumların sonuna doğru ben buradan data sheet'i size göndermeye çalışacağım diğer yandan. Sekart.com şu an yenileniyor ama mevcut sitesi de temel bilgi verebilecek düzeyde. Eğer ürüne ilgi duyarsanız demo, POC veya fiyat teklifi gibi taleplerinizi satış@nebulabilisim.com.tr e-posta adresimize göndermenizi rica edeceğim. Bir de Sekart'ı tanıdıklarınıza anlatmanızı rica ediyoruz. Bu birazcık daha beşeri bir rica. Çünkü bu özellikle device hardening ve sıkılaştırma tarafı piyasada pek bilinen ve uygulanan şeyler değil. Dünyada bunu yapan çok çok az vendor var. Ve bizim kadar kapsamlı yapan yok. Bilinen bir konu olmadığı için biraz kulaktan kulağa yayılmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. O yüzden yardımlarınızı rica ediyoruz. Diyorum ve sözü Caner'e bırakıyorum. Tamamdır. Ben de ekranımı hemen paylaşıyorum. Ekranım görülebiliyor herhalde. Değil mi? Sesim de net geliyor. Görülüyor. Tamam. Şimdi Serkan Bey biraz bahsetti. Biz de ben de işin biraz teknik tarafıyla ilgili sizlere bilgilendirmelerini detaylı olarak yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda da biraz önce bahsettiğim gibi kısa videolar var. O videolar üzerinde de ürünün arayüzde bu konfigürasyonları nasıl değiştirdiği, düzenlediği ile ilgili detayları da görsel olarak göstermeye çalışacağım. Öncelikle yani ilk modülümüz device hardening. Device hardening bildiğiniz gibi bir güvenlik katılaştırması. Biz burada ağ cihazlarındaki güvenlik katılaştırmalarına odaklanıyoruz. Ve bunu yaparken Center of Internet Security'nin yayınlamış olduğu benchmarkları baz alıyoruz. Çeşitli üreticilerin kendilerinin Cisco gibi, Huawei gibi, HP gibi çeşitli üreticilerin kendi hardening dokümanları var. Bunlarla ilgili yönlendirmeleri de mevcut. Ancak Center of Internet Security bir standart. 2000 yılında kurulmuş olan bir organizasyon ve hem işletim sistemleri bazında hem üreticiler bazında çeşitli güvenlik benchmarkları yayınlıyorlar. Ve Center of Internet Security'nin yayınlamış olduğu bu benchmarklar, üreticilerin kendi yayınlamış olduğu hardeninglere göre de çok daha kapsamlı ve çözüm odaklı. Bu sebepten dolayı da biz Center of Internet Security baz alarak ağ cihazlarımızın katılaştırma konfigürasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Burada iki temel fonksiyonumuz var. Fonksiyonlarımızdan bir tanesi bunları audit edip raporlayabilmek. İkincisi de önleyici aksiyon alabilmek. Yani bu konfigürasyonları ağ cihazlarım üzerinde değiştirebilme yeteneğine sahibiz. Ve bizi en büyük ayıran noktalardan bir tanesi de bunu sadece belirli markalarda değil, birçok markada aynı anda komut satırı bilmeden, bu komut satırı bilmeye gerek kalmadan yapabiliyor olmamız. Center of Internet Security ağ cihazlarında Cisco'yu baz alarak bir security benchmark yayınlıyor. Ancak biz bunu Dell, Aruba, HP, Huawei gibi farklı markalara da entegre ederek security benchmarkların işletilmesini sağlayabiliyoruz. Ve bunu belirli bir score timeline'ında, biraz önce Serkan Bey'in göstermiş olduğu ekran görüntüsünde vardı, belirli bir score timeline'ına historical olarak sizlere sunabiliyoruz ve detaylı raporlamasını sağlayabiliyoruz. Burada kısa bir videomuz var. Bu özelliğin nasıl yapıldığına dair olan size detayları göstereceğim. Öncelikle bir pause'layım. Burada sisteme şu anda bir Huawei switch eklenmiş durumda. Ve sisteme ilk eklendiğinde bu switch'in bir security benchmark kontrolü yapılıyor sistemimiz tarafından, Sekart tarafından. Ve mevcut ön tanımlı benchmark kurallarına göre 27 tanesinden default ayarlarıyla bu switch geçmiş. Ancak 32 tanesinden fail vermiş. Ve şurada ekranda görmüş olduğunuz bir de pasif alanımız var. Bu pasif alanı aslında bu işi yapan diğer üreticilerden bizi en büyük ayıran özelliklerden bir tanesi.
biz A cihazlarının security benchmarklara göre karşılanmayan bir servisi varsa bu ilgili servisin pasif duruma geçmesini ve skordan etkilenmemesini sağlayabiliyoruz ve böylece daha doğru sonuç üretilmesini gerçekleştirebiliyoruz. Bunu bar chart içerisinde de gösterebiliyoruz grafiksel olarak değişimleri. Burada benchmark kurallarımız var. Bunlar marka bağımsız olarak ilgili markaların CLI komutlarını bilmeden grafik arayüzünden kolayca yapabileceğimiz işlemler. Örnek bir exit timeout komutu. Ne kadar süre sonra session timeout olacak? İlgili A cihazımıza gönderilecek olan komutun ne olduğu? Ve run dediğimizde anlık olarak gidip ilgili A cihazında komut çalıştırılıyor ve ilgili konfigürasyon katılaştırılması gerçekleşmiş oluyor. Ve bu saniyeler içerisinde gördüğünüz gibi gerçekleşiyor. Açılacak session bazlı sınırlandırma, gönderilecek olan komut. Close dediğimizde ilgili komutun anlık gönderildiğini izleyebiliyoruz. Header login information'ı konfigürasyona göre eksikmiş bir banner tanımlanması gerekiyor benchmark'ımıza göre. İlgili tanımı yaptığımızda yine burada örneği var. Hızlı bir şekilde tanımlamasını gerçekleştirebiliyoruz. Bu şu anda yapmış olduğumuz konfigürasyon katılaştırması bir Huawei switch ile ilgili. Ancak belirttiğim gibi bu marka bağımsız olarak birçok farklı ağ cihazı için gerçekleştirilebilir durumda. Ve bunu birazdan farklı olarak detayında göstereceğiz. Birden fazla ortamdaki, birden fazla ağ cihazına da bunu aynı anda yapabilmek mümkün. Şimdi switch'in kontrol plane ile alakalı olan değişiklik, bir alan adı tanımlıymış. Mesela bir IP domain tanımlanacak. Bunu grafik arayüzünden kolayca tanımlayıp gönderilecek komutun detayını görüp ve run dediğimizde ilgili komut şu anda sistem üzerine, ağ cihazı üzerine anlık olarak gönderiliyor. Yine diğer kuralları kontrol ediyoruz. Mesela SSH timeout tanımı değilmiş. İlgili switch üzerinde böyle bir timeout değeri verildi. Bu arada konfigürasyonların bütün adım detaylarında ilgili katılaştırma kurallarının detayları, bunların hangi aralıklarla tanımlanması gerektiği uyumluluk için belirtiliyor. Ve sistem sizin hata yapmanızı engelleyici önlemlere de sahip. Herhangi bir yazacağınız komut eğer sizin bir güvenlik açığına sebebiyet verecekse ve bir hata oluşturacaksa bunu ayrıştırabiliyor. Ve komutu göndermenizi engelleyebiliyor. Burada da multiple bir configuration deniyoruz. Birden fazla A cihazına aynı anda bu konfigürasyonları anlık olarak göndermek ve saniyeler içerisinde çıktılarını almak mümkün. Örnek Cisco, iOS serisi. Kategorisi ne yapacağız? Bir hardening politikası uygulayacağız ya da farklı bir konfigürasyon yapacağız. Hardening'i seçiyoruz. Bu konfigürasyon detaylarına recipe diyoruz, reçeteler diyoruz. Örnek liste içinden geldi. Hepsine tek merkezde bir alan adı tanımlaması gerçekleştireceğiz. Next dediğimizde switch envanterimiz geldi şu anda. ACS envanterimiz geldi ve onlara bağlantı türlerimiz geldi. SSH, Telnet ve farklı bir türde bağlanıyorsak onların bağlantı türleri de geldi. Bunları listeledik. Ve bağlantı türü farklı olsa dahi ve farklı bir komut satırı çıktıları olsa dahi bunu sekart arka tarafta ilgili komuta göre düzenleyip tüm sisteme ve tüm ağ cihazlarına aynı anda ilgili veriyi düzgün bir şekilde gönderebiliyor. Göndereceğimiz switch envanterini seçtik ve alan adı tanımlamasını yaparak run command istediğimizde şu anda ilgili komut çalıştı ve bu ağ cihazlarına basılıyor. Videoları hazırlarken özellikle timeout vermedik ki bu ilgili komutların ne kadar hızlı çalıştığını ve sonucunun ne kadar hızlı döndüğünü size göstermek adına bunu yaptık. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde tüm komut sistemde çalıştı, ağ cihazlarında çalıştı ve detaylarına klikleyerek hangi komutun hangi ağ cihazı üzerine gönderildiğini görebiliyoruz. Bunu hardening tarafında tek bir konfigürasyon gönderebildiğimiz gibi bir bulk konfigürasyon da gönderebiliyoruz. Yani custom ederek bizim yazacağımız custom scriptler
sistemlere, ağ cihazlarına komut satırı üzerinden convert edilerek, dönüştürülerek gönderilebiliyor. Şu andaki görüntüde de birden fazla bir komut çıktısını ağ cihazlarına gönderiyor olacağız. Custom edilmiş. Komutlarımızı yapıştırdık. Ve run command dediğimizde şu anda tüm seçtiğimiz ağ cihazlarına anlık olarak ilgili komut çıktısı şu anda dağıtılıyor. Gördüğünüz gibi şu detaya değinmek istiyorum. Herhangi bir komut satırı çıktısı bilmemize gerek yok. Farklı markaların komut satırlarını öğrenmemize gerek yok. Sekart bunu grafik arayüzünden arka planda sizin için gerçekleştiriyor ve sağlayabiliyor. Ve tek merkezde anlık olarak dağıtımını gerçekleştiriyorsunuz. Aynı zamanda detaylı bir raporlamamız da mevcut. Center of Internet Security Benchmark'ında yer alan maddelere göre envanterimizde yer alan ağ cihazlarının hangilerinin ilgili konfigürasyon detaylarında başarılı olduğu ya da hangilerinin fail ettiğini izleyebiliyoruz ve görebiliyoruz. Ekranda şurada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şuradaki treler. Bunlar ilgili ağ cihazında, örneğin burada Dell 3000 serisi var. Ancak buradaki benchmark maddesi ilgili ağ cihazının servisinde yer alan bir özellik değil. Bu nedenle bunu pasife çekiyoruz ve bunun skorlamasında ilgili ağ cihazının yer almasını önlüyoruz. Böylece size daha net, daha güvenilir bir sonuç çıkartabiliyoruz, bir skorlama sonucu çıkartabiliyoruz. Bir diğer modülümüz Device Security. Serkan Bey, soru varsa bu aşamada alabiliriz. Aslında PEM ile alakalı sadece bir soru geldi. Onu cevaplamış olalım. SSH mı destekliyor diye. SSH ve Telnet birlikte destekliyor. Her ne kadar bu modülün altında olmasa da. Bu modülün altında değil ama tazeyken cevaplamış olalım. Tamam. Bir diğer modülümüz Device Security. Device Security'nin baz anlatımını biraz önce Serkan Bey gerçekleştirdi. Biraz detaylarına giriyor olayım. Ağ cihazlarımızı üzerinden ya da ağ cihazlarımızı hedef alarak yapılabilen birçok atak türü var. Bunları iki ana kategoriye ayıracak olursak, biri availability, biri security bildiğiniz gibi. Flooding atakları, smurf bazlı ataklar bizim ağ cihazlarımızın availability'sini test eden, yani availability'sini zorlayan, hizmetini durdurmaya yönelik olan atak türleri. Ama bunun dışında manipülasyona sebebiyet verecek atak türleri de var. İşte STP manipulation gibi, işte telnet atak gibi. Onun dışında spoofing tarzı ataklar bir veri sızıntısına sebebiyet verebilecek, veri çalınmasını sağlayabilecek tarzı atak türleri olabiliyor. İşte ARP spoofing gibi, VLAN hopping gibi. Bunların tamamı SECART tarafında raporlanabildiği gibi aynı zamanda da engelleme opsiyonuna sahip. Biz olabilir. Gene şeyden öğrenmek lazım. Ses karıştı herhalde. Tamam, devam ediyorum. Belirttiğim gibi hem önleyici hem de raporlayıcı özelliklerimiz var. Ve bunları yine biz tek merkezden, grafik arayüzünden herhangi bir komut satırı çıktısı olmadan çeşitli markalar için aynı anda uygulayabilir pozisyonda oluyoruz. Ve yine Serkan Bey'in göstermiş olduğu sunumda vardı. Ben de tekrardan gösteriyor olacağım ama bunları yine geçmişe dönük olarak historical bazlı bir timeline şeklinde hem skorlama hem de detaylı auditing bilgisini, raporlamasını sizlere sunabiliyoruz. Bilinen en çok ağ cihazları üzerine yapılabilen ya da bunları kullanarak yapılabilen atak türleri ekranda. İşte MAC flooding gibi, CDP, LLDP gibi ataklar. En çok bilinenleri ARP spoofing gibi, DSP starvation gibi. Bazı application seviyesinde olan atak türleri de SECART tarafında ağ cihazlarımızda yapacağımız güvenlik önlemi katılaştırmaları, konfigürasyon sıkılaştırmaları sonunda önlenebilir pozisyona getirebildiğimiz atak türleri. Burada security konfigürasyonlarımızla ilgili bazı detayları sizlere gösteriyor olacağım bu videoda da. Yine burada gördüğünüz gibi bir scoring mekanizmamız var. Ve bu scoring mekanizmamızda burada eklediğimiz ağ cihazımız da bir Huawei Switch. Sisteme ilk eklendiğinde bizim security benchmarkımızda iki tane kuraldan geçmiş, iki tanesine fail etmiş ve dört tanesi buna partial, yani üzerindeki interfezlere göre yapılabilecek özel konfigürasyonlarda
bazı interfezlerde kapalı ancak bazı interfezlerde kapalı değildi. Devam edelim. Detaylarını gösteriyor olacağız. Yine burada da grafik bar, pie chart olarak size bu verileri sağlıyoruz. Kullanılmayan portların kapatılması. Örneğin Mac Flooding Attack. Hangi interfacelerde switch üzerinde ilgili konfigürasyon sıkılaştırılması yapılmamış. Bir interface ya da birden fazla interface'i seçerek ilgili konfigürasyonu üzerinde aktif edebiliyoruz. İlgili parametrelerini tanımlayarak anlık olarak konfigürasyonu A cihazımız üzerine gönderip security sıkılaştırmasını gerçekleştirebiliyoruz. Burada bir güzel özelliğimiz var. Pastörerek onun da detayını verelim. Göndereceğimiz konfigürasyonun A cihazı üzerine basılmadan önce yedeklenmesini sağlayabiliyoruz. Önce ilgili A cihazının yedeğini al. Ondan sonra konfigürasyonu gönder. Ve aynı zamanda ekranda görmüş olduğunuz şurada Schedule Reload diye bir özelliğimiz var. Eğer komut çıktısından çok emin değilsek göndereceğimiz özellikle custom yapacağımız, device management kısmında biraz daha detaylı anlatıyor olacağım ama göndereceğimiz farklı komut çıktılarından çok fazla emin değilsek göndermiş olduğumuz komut çıktısını uygula ancak 5 dakika sonra reload et, bunu geri al şeklinde bir özelliğimiz de var. Böylelikle eğer özellikle uzak ofislerdeki A cihazlarımıza göndereceğimiz konfigürasyonlar sonucunda eğer bir erişim kaybı yaşanacaksa buna müdahalenin zor olabileceğini düşünerek böyle bir özellik ekledik. 5 dakika içerisinde tekrar konfigürasyonu isterseniz geri alma özelliği de SECART tarafında sağlanabiliyor. Dediğim gibi bir backup mekanizması da uygulanabiliyor ve backup'ı yeri geldiğinde söyleyeceğim ancak bir belirtmiş olayım. Differential olarak alabiliyoruz. Yani önce backup'ını al ama dönerken restore özelliklerinde sadece ilgili konfigürasyonda değişmiş olan restore şeklini uygula, SECART tarafında uygulayabildiğimiz bir özellik. Devam ediyor olalım. Gönderilen komut çıktısını yine show komutuyla hangisinin uygulanacağını görebiliyoruz ve run dediğimizde şu anda ilgili komut A cihazımız üzerine gönderiliyor. Ve saniyeler içerisinde gördüğünüz gibi o ilgili kural da geçti. Ve başarı oranını renklendirerek gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda şöyle pauslayayım. Mac Flooding Attack'la ilgili yaptık. Ancak bunu tüm interfacelere uygulamadığımız için bu bilgilendirme burada partial olarak devam ediyor. Ve burada hangi kaç interface üzerinde bunun geçtiği, kaç tanesinde şu anda aktif olmadığı gibi detayları verebildiğimiz gibi bunun bir yüzdesel skorunu da veriyoruz. Mesela bu switch üzerinde %59 oranında bu konfigürasyon uygulanmış. Burada 25 adedi pasif durumda yani uygulanabilecek bir ortamı yok şeklinde bunu tek tek kural içerisinde raporlayabildiğimiz gibi bunu merkezi olarak yani bir farklı bir görselde de sağlayabiliyoruz. Örnek RLDP atak. Bir önceki videomuzda vardı. Security benchmark'ımıza göre, hardening'e göre RLDP atak global olarak kapatıldı. Ancak farklı interface'ler için buna ihtiyacımız olabilir. Link Layer Discovery protokol sayesinde farklı sistemlerin bilgileri ağ cihazlarımız üzerinde bize iletilebiliyor. Bazı interfaceler için bu bilgileri toplamamız gerekebiliyor. Ancak bunu global olarak ağ cihazında kapatıp ya da tüm portlarda kapatıp sadece bir portta aktif olsun şeklinde bunu konfigüre edebiliyoruz ve gönderebiliyoruz. Yine bunu yüzdesel olarak ağ cihazında ne kadar uygulandığını ilgili konfigürasyon detayında görebiliyoruz. Spanning tree manipülasyonu ile ilgili konfigürasyon sıkılaştırması örneği burada. Spanning tree'de bildiğiniz gibi sisteme farklı bir cihazla ilerleyerek bizim spanning tree'yi kontrolümüze manipüle etmeye sağlayan ve ağ akışımızı bozabilecek çeşitli atak türleri var. Bunları konfigürasyon katılaştırmalarıyla devre dışı bırakıp önleyici faaliyetlerimizi uygulayabiliyoruz SECART tarafında. Diyelim. Görmüş olduğunuz gibi ağ cihazın security scoring'i gelişmeye başladı ve ilerlemeye başladı. Ve pie chart üzerinde de değişimi görebiliyoruz.
skor historiye bakacak olursak da ilk eklendiği yer ve zaman içerisinde geçmiş olduğu bu yer puantajımızın ne aşamada arttığı timeline şeklinde sistem üzerinde, sekart üzerinde gösterilebilmekte. Biraz önce göstermiş olduğumuz bu hardening tarafındaki merkezi raporlamayı örnek olarak security kurallarımızla alakalı da, güvenlik kurallarımızla alakalı da benzer bir raporlama özelliğimiz var. Bu raporlama özelliği de sol tarafta envanter bilgimiz ve üst tarafta da security tarafında yapabileceğimiz güvenlik kontrolleri ilgili konfigürasyon detaylarını yer aldığı açıklamalar. Ve hangi switch'imizde bunlar ne kadar uygulanmış? Örnek Telnet atak virtual switch üzerinde, Cisco virtual switch üzerinde full uygulanmış. Farklı bir ağ cihazında mesela Dell 3000'de uygulanmış. Ancak bunlar da uygulanmamış gibi detaylarını görebildiğimiz gibi hangisinde partial olarak ne kadar yüzdelik uygulanmış onu da görebiliyoruz. Örnek Dell Switch Dinos'ta DSP Starvation atakla ilgili %58 oranında bir iyileştirme yapılmış. Ancak bunun geri kalanı halen daha duruyor. ARP spoofing ile ilgili %41 seviyesinde bir iyileştirme yapılmış. Geri kalanı duruyor gibi yüzdesel raporları da merkezi olarak alıp izleyip görebiliyoruz. Serkan Bey göstermişti. Ben de tekrar yenilemiş olayım. Hem hardening hem de security tarafında özellikle NOC ekibine ya da SOC ekibindeki monitörlere yansıtılabilecek üzere çeşitli grafikler sağlayabiliyoruz. Onların detaylarını device monitoring kısmında biraz anlatıyor olacağım ama bu skorlamayı biz önemsiyoruz. Özellikle hardening tarafında ve security score tarafında geçmişe dönük olarak ağ cihazının sistemimize ilk eklendiğinden bu yana ne gibi bir süreçten geçti ya da nasıl iyileştirme yapıldı grafiksel olarak raporlayıp gösterebildiğimiz bir özellik. Sekart tarafında ayrıca detaylı bir audit logumuz var. Yani hangi konfigürasyon, hangi katılaştırma konfigürasyonu da security check'ler ya da bunun dışında sizin ağ cihazlarına göndereceğiniz kendinize ait olan konfigürasyonlar tamamı detaylı bir audit log içerisinde tutuluyor. Ve bunlar filtreli şekilde raporlanabiliyor, arayabiliyorsunuz, search edebiliyorsunuz. Ve bunları bir syslog mesajıyla farklı CM çözümlerinizi alıp bunların saklamasını da sağlayabiliyorsunuz. Detaylı bir audit de sizlere sunabiliyoruz. Bir diğer modülümüze geçmeden önce Serkan Bey isterseniz soru varsa onları alabiliriz. Evet, iki tane soru var. Bir tanesi Checkpoint Firewall entegrasyonu var mı? Biz Sekart'ı satın aldığımızda Sekart ağırlıklı olarak problemler, switchler ve routerlarda olduğu için burada geliştirme yapmış. Bugün için firewall entegrasyonumuz yok ama geliştirilmesi şu an devam ediyor. Kuvvetle muhtemel Q3'ün başında yani Temmuz gibi firewall'ları da support etmeye başlayacağız. Diğer bir soru cihazlardaki OS versiyon farklılığından kaynaklı komut değişiklikleri nasıl işletiliyor? Burada aslında Sekart arka tarafta kendisi bunu yorumluyor ve merkezi olarak bunu hem markaya göre hem de komut satırı farklılıklarına göre yani OS versiyonlarına göre de ayırıp ilgili komutu belirleyerek gönderiyor. Yani sizin bir komut satırı öğrenmenize gerek kalmadan siz konfigürasyonu yazdığınızda Sekart arka tarafta onu çevirerek ilgili cihaza uyumlu halde gönderiyor. Burada birazcık teknik bilgi vermiş olmak gerekirse aslında Sekart'ın üzerinde bizim reçete dediğimiz, risk dediğimiz çeşitli script gibi bir şey çalışan yazılım parçacıkları var. Atıyorum biz SSH'la timeout 30 saniye olsun dediğimiz zaman Sekart bunun Huawei Switch'te nasıl bir komutla yapılabileceğini, Cisco iOS versiyon 12'de veya versiyon 15'te nasıl yapılabileceğini zaten kendi biliyor. Bu komutları otomatik üretiyor. GUI'de de gösteriyor aslında göndermeden evvel. Ve gönderimini de otomatik yapıyor. Dolayısıyla network yöneticisinin iOS'ler arasında o komut şöyle mi kullanılır, böyle mi kullanılır, bu görev şöyle mi yapılır gibi teknik bilgiyi bilmesine gerek kalmıyor. Aynen. Diğer bir soru Ali Dinçkan Bey'den gelmiş. Cihazlara erişilebilir, düzenlenebilir olması için giriş bilgilerinin depolanması gerekiyor. Bu bilgiler nasıl depolanmakta? Herhalde güvenli depolanıyor mu diye soruluyor diye anlıyorum. Güvenli depolanıyor bu bilgiler. Şu an için bir PAM sistemiyle bir entegrasyonumuz yok. Direkt PAM fonksiyonumuz kendi üzerimizde var.
Bu da roadmap'imizde olan bir konu. Bir öncelik sırası çıkartıp PEM sistemlerine de entegre edeceğiz. Caner sanırım evet, devam edebiliriz. Tamam, devam edebiliriz. Bir diğer modülümüz zafiyet yönetimi. Zafiyet yönetimi de bizi ayrıştıran bazı özellikler var yine. Biz envanterinizde olan A cihazlarının firmware versiyonlarını, envanterini çekebildiğimiz için bunları aynı zamanda NIST database'inde ilgili firmware'lerle alakalı bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını sorguluyoruz. Ve yine bunu ekranımızda merkezi olarak envanter bilginize göre ve CVE numaralarına göre bunların detaylarını görebiliyorsunuz. Şu firmware'de şu açık var. Kliklediğiniz detayına gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda CVSS skorlarını da verebiliyoruz. Bunları da çekebiliyoruz. Ve roadmap'imizde olan yakın zamanda devreye alacağımız bir özellikle bu CVSS skorlarını scoring mekanizmasıyla birlikte CM sistemlerini besleyebilir bir altyapı oluşturacağız. Şu anda raporlama özelliğimiz var. Bu scoring'i yakın zamanda CM sistemlerine de entegre ediyor olacağız. Bu interaktif menü, bununla ilgili de kısa bir video gösteriyor olacağım. Firmware ile ilgili CV açıklık bilgisine kliklediğinizde ilgili detaylara erişebiliyorsunuz. Description'ları zaten merkezi olarak izleyip görebiliyorsunuz ve çıktısını alabiliyorsunuz. Örneğin Cisco ilgili A cihazımızın detayına girdiğimizde envanter bilgisine erişiyor olacağız. Şu anda işte üzerindeki RAM durumu ne, CPU durumu ne, average CPU'su ne, işte IP adresi, isim detayları gibi, software versiyon bilgisi gibi SECAC bunu merkezi olarak çekebiliyor. Ve software versiyon bilgisiyle gidip 2 saatte bir NIST database'inde sistemimiz bir sorgu yapıyor. O firmware ile ilgili bir CV yayınlanırsa bu 2 saat içerisinde SECAC'a eklenmiş oluyor ve size bilgilendirmesi yapılmış oluyor. Gördüğünüz gibi ilgili firmware ile ilgili güvenlik açıklarının listesi ve kliklediğinizde üreticinin sayfasına giderek ilgili firmware ile ilgili üreticinin aksiyonu nedir? Bir firmware güncellemesi mi öneriyor? Bir konfigürasyon sıkılaştırması mı öneriyor? Bunun detaylarını öğrenip SECAC üzerinden yine merkezi olarak A cihazımız üzerine gönderebiliyoruz ve ilgili açığın kapatılmasını sağlayabiliyoruz. Burada aynı zamanda bir upgrade özelliğimiz de var. Bundan da bahsediyor olalım. Firmware upgrade gerekiyorsa yine SECAC üzerinden bunun firmware upgrade'inin yapılması ve dağıtımı mümkün olabiliyor. Gördüğünüz gibi merkezi zone raporlamasında A cihazlarımızın bilgisi, CV'lerin bilgisi, CV'lerin risk dereceleri ve scoring bilgilerini görebiliyoruz. Zafiyetle alakalı bir sorumuz var mıdır? Dilerseniz o tarafı da alıp cihaz yönetimi ve monitörü kısmına devam ediyor olalım. Zafiyetle ilgili bir soru gelmedi ama Cüneyt Bey'den bir soru geldi. Konfigürasyon değişiklikleri nasıl izliyoruz diye. Bu başlığın altında değil ama sıcakken cevaplayalım. İki türlü görebiliyoruz. Bir SECAC üzerinden yapılırsa zaten SECAC otomatik görüyor. Ama herhangi bir şekilde cihazın üzerinde başka bir yöntemle direkt cihaza erişip bir değişiklik yapılırsa SECAC konfigürasyonları rutin okuduğu için oradaki değişikliği yine görüp yine alarm üretebiliyor. Dolayısıyla cihazın hangi yöntemle değiştirildiğinin bir önemi yok aslında. Onun haricinde private'den gelen sorular var. Şu an hangi cihazları destekliyorsunuz gibi. Cisco iOS 12.15, HP Conveyor 7, Aruba OS, Switch ve CX, Dell DiNOS 6 ve 9, Huawei VRP 8 versiyonları şu an destekleniyor ama onun için de özellikle bir şey söylemek istiyorum. SECAC iyi tasarlanmış bir yazılım sistemine sahip. Yeni bir CLI veya işletim sistemi veya cihaz öğretmek SECAC'ta kolay. Temel olarak o işletim sisteminin hangi CLI komutları kullandığını öğretiyoruz sadece. Dolayısıyla çok spesifik bir ürüne sahip olsanız bile bizim bunu SECAC'ta tanıtmamız birkaç günümüzü alıyor sadece. Hatta şu an geliştirilmekte olan bir ara birimimiz de var.
bir web arayüzünden bu komutları girerek bu süreci de otomatize edeceğiz. Dolayısıyla iki soruya da cevap vermiş olduk. Bir soru daha geldi, CM loglar gönderiliyor mu diye. Onu da Caner cevap vermiş olsun. Evet, yani CM tarafında entegrasyonumuz var. Yapılan, yani Sekart üzerinden gönderilen tüm komut çıktıları, bunların sonuçları, aynı zamanda birazdan detayını veriyor olacağım, syslog yönetimleri, merkezi olarak CM sistemlerine Splunk'la direkt entegrasyonumuz var. Bunun dışında da JEF formatını destekliyoruz. Common Event Format. Common Event Format zaten CM dünyasında birçok üreticinin ön tanımlı olarak desteklediği bir format türü. Şu anda ikisi var. Birçok CM çözümü cover edilmiş oluyor böylece. Ancak farklı CM çözümleri için örnek niş olarak bazı log türlerinde kabul edenler için de geliştirmeler devam ediyor. Burada CM tarafına yönlendirmiş olduğumuz detaylar içerisinde ağ cihazlarına gönderdiğimiz ve dönüş aldığımız komut çıktılarıyla birlikte Sekart içerisinde yapılan değişiklik auditlerin tamamı da syslog'a iletilebiliyor ve basılabiliyor. Aslında o biraz device management'ın konusu. Farklı bir soru gelmediyse bu alanda ben device management içerisinde bunun detayına da biraz değiniyor olayım. Başlayayım isterseniz. Device management kısmında bizim multi device, multi vendor aslında hem OS versiyonlarına göre hem de üreticilere göre tek merkezden yönetimimiz var. Sizin hazırlamış olduğunuz bir komut ya da bir değişiklik durumu, cihazınıza göndermek istediğiniz ya da aktif etmek istediğiniz bir özellik ağ cihazınızda, Sekart tarafından arka tarafta o ilgili sisteme göre convert ediliyor, yorumlanıyor ve sadece ona uygun olan bir komut satırı gönderilebiliyor. Ve merkezi olarak yönetebiliyoruz bunu ve kendi içerimizde bir Privilege Access Management modülümüz var. Yani siz Active Directory kullanıcınızla Sekart'a login olarak farklı bir kullanıcı bilgisi bilmeden arka tarafta switch'e bu user'la erişme imkanına sahipsiniz ve direkt switch'in kendi username password'ünü bilmenize gerek yok. Bunu Sekart kendi kasasında saklıyor ve belirli aralıklarla değiştiriyoruz. Biz sadece kendi kullanıcımıza Sekart üzerine giriyoruz ve Sekart'ta yine ilgili ağ cihazlarında konfigürasyonları bizim için düzeltebiliyor ve değiştirebiliyor ve tamamını grafik arayüzünden sizin bir CLI öğrenmenize gerek kalmadan sağlayabiliyor. Merkezi olarak backup ve upgrade management yapabiliyoruz. Backupları biraz önce söylediğim gibi differential olarak, yani sadece değişiklik olacak şekilde alabiliyoruz. Ağ cihazlarımızın firmware güncellemelerini Sekart üzerinden merkezi şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Değişiklik yönetimi sağlayabiliyoruz. Rol bazlı ve yetkilendirme yapabildiğimiz gibi belirli değişikliklerin hangi kullanıcılar tarafından yapılabileceğini yönetebiliyoruz ve detaylandırabiliyoruz. Aynı zamanda kullanıcıların yaptığı değişikliklerin neler olduğunu bir kayıt yönetim sistemiyle Sekart içerisinde kayıt edebiliyoruz. Bu kısım tamamen cihazların yönetimine odaklanılmış kısım ve böyle detaylı bir yönetim kısmını sağlayabiliyor. Aynı zamanda bizim değişiklik yapılan konfigürasyonlar ya da sistemlerden dönüşlere göre alabileceğimiz yorumlamaları bir alarm management kısmına, yani alarm mekanizmasına sokabiliyoruz. Burada syslog'dan bahsetmedim. Şimdi aslında ona geleceğim. Güzel bir syslog management özelliğimiz var. Biz ağ cihazlarımızı ne yapıyoruz? CM'leri alıyoruz ve CM'lerimiz üzerinde bir ilişkilendirmelere sokuyoruz ya da kayıt ediyoruz. Ancak çeşitli ağ cihazları CM'lerle uyumlu olamayabiliyor. Onlar için özel parser'lar yazmanız gerekebiliyor. Ya da değişik konfigürasyonlara uygulamanız gerekiyor. Sekart bütün syslog yönetimini ağ cihazlarınızda merkeze alabiliyor ve merkezde onları JEF formatına convert ederek sizin arka tarafınızdaki CM mimarinize, CM yapınıza uygun formatta gönderimini sağlayabiliyor. Siz böylece bütün ağ cihazlarınızdan CM'i beslemek yerine CM'e tek bir veri kaynağı ekleyerek Sekart üzerinden CM'e syslog yönlendirmesini yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda burada syslog mesajlarını yorumlayarak bir alarm mekanizması da uygulayabiliyoruz. Bu güzel özelliklerimizden bir tanesi. Örneğin bir ağ yöneticiniz bir ağ cihazında bir konfigürasyon değiştirdi ve bu değiştirmiş olduğu konfigürasyon sonucunda bir güvenlik zafiyetine sebebiyet verebilecek bir konfigürasyondu. Atıyorum bir port üzerinde LLDP'yi açtı mesela. Sekart syslog mesajını aldığında bunu yorumlayarak burada bir konfigürasyon değişikliği var ve bu konfigürasyon değişikliği bir zafiyete sebebiyet verebilir şeklinde syslog mesajını yorumlayıp bir alarm üretebiliyor. Yani bir ilişkilendirme, güvenlik ilişkilendirme konfigürasyonlarını da kendi içerisinde işletebiliyor. Bu güzel ve ayrıştırılabilen özelliklerden bir tanesi Sekart'ın.
Device monitoring'e geçmeden önce... Buraya geçmeden bir iki soru var Caner. Onları istersen cevaplamaya çalışalım. Profiling destekleniyor mu diye bir soru var. Radius ve tek aktivi. Evet, profiling destekliyoruz. Evet. Zafiyet yönetimiyle alakalı bir soru var. Pasif veya aktif tarama yapılıyor diye. Esasen SECART network'te bulunmakta olan cihazların sürümlerini ve versiyonlarını alıyor. Ve sadece bu sürümlere ait NIST database, NIST Vulnerability Database'den zafiyetleri çıkıyor her 2 saatte bir. Dolayısıyla aktif bir scanning yok, pasif scanning var. Ve NIST database'inde tamamı çekilmiyor. Sadece ihtiyaç duyulan veri sorgulanıyor. Bir private mesajdan gelen bir soru var. Onu da public olarak cevaplamış olayım. Değişiklik yapıldığında bir konfigürasyonda sıkıntı olursa ne yapabiliriz gibi bir soru geldi. Çok kısaca Caner bunu göstermeye çalışmıştı. Herhangi bir değişiklik yapmadan evvel konfigürasyonu yedekle ve 5 dakika sonra da önceki konfigürasyona otomatik olarak geri gel gibi bir opsiyonumuz var. Dolayısıyla uzak noktadaki bir switch veya kritik bir switch'teki bir şeyi değiştirirken değişikliği yapıp eğer istediğimiz sonuç çıkmazsa 5 dakika sonra eski konfigürasyonu otomatik geri getirtebiliyoruz. Riskimizi sıfırlayabiliyoruz. Devam edebiliriz. Evet, devam edebiliriz. Device monitoring'den bahsediyor olacağız. Bu özelliğimiz daha çok aslında NOC ve SOC ekiplerini ilgilendiriyorlar. Merkezi olarak izleyebilecekleri ve yönetebilecekleri, daha doğrusu çıktı alabilecekleri birçok güzel arayüz sunuyoruz NOC ve SOC ekibine. Burada sistemlerimiz, ağ cihazlarımız hangi lokasyonlarda coğrafik olarak yer alıyor, sağlık durumları ne, bunları monitör edebiliyoruz. SECART size bir network topoloji sunabiliyor ve bu network topoloji üzerinde anlık olarak sistemlerinizin durumlarını izleyebiliyorsunuz. İşte CPU kullanımları, memori kullanımları, disk kullanımları gibi verileri verebiliyoruz ve bunların tamamı özelleştirilebilir ekranlar ve bir aktivite ekranımız da var. İlgili aktivitelerin sürekli ekranda aktığı ve takip edildiği bir özellik de mevcut ve ilgili veriler syslog'la dediğim gibi third party çözümlere yönlendirilebildiği gibi SECART üzerinde toplanabiliyor, kayıt edilebiliyor ve bunların güvenlik ilişkilendirmeleri gerçekleştirerek bir alarm mekanizması da sağlanabiliyor. Bununla ilgili de kısa bir videomuz var, onu da gösteriyor olalım. Bu görmüş olduğunuz ekranlar özelleştirebilir ekranlar. Mesela işte firewall'umuz Ankara'da yer alan, Kayseri'de yer alan, coğrafik olarak hangi lokasyonlarda olduğunu gösterebiliyoruz. Network topolojisi üzerinde firewall'larımız ya da farklı ağ cihazlarımızın servislerinin çalışıp çalışmadığı durumların neler olup olmadığını ekranlara tasarlayıp gösterebiliyoruz. Bunları belirttiğimiz gibi NOC ekipleri ya da SOC ekipleri CCTV'ler üzerinden izleyebilirler. Kendi dashboardlarını oluşturup özelleştirip dashboardlar arası geçişleri sağlayabilirler. Skorları, hardening skorları, security skorları, onların timeline'ları, yedekleme zamanları, yedekleme zaman grafikleri. Aynı zamanda dark mode da var. Popüler konulardan bir tanesi arayüzlerde. Böyle bir özellik de ekledik. Alarm aktivite ekranları, event sayıları, top 10 gelen aktiviteler, top 10 yönetilen vendor bilgileri, onların event adetleri. SECART'ın kendi sunucusunun CPU memory durumlarının izlenebileceği ekranlar. Farklı ağ cihazlarına göre SNMP ile toplayabildiğimiz verileri de yorumlayarak ağ topolojisinde uygulayabiliyoruz ve bunları da grafik çıktısı olarak sağlayabiliyoruz. Bu da VM serverlarımızın topolojisi. Proxy'ler. Evet, device monitoring ile ilgili de soru varsa alabiliriz. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar şu anlık. Sanırım var mı? Sunucular da destekleniyor mu diye bir soru geldi. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Özellikle Center of Internet Security benchmarkları bakımından. SECART
Sadece A cihazlar için yola çıkmış ama biz bu yıl içerisinde Windows, Linux ve çeşitli bulut sistemlerini de destekleyecek şekilde Center of Internet Security auditlerini ekleyeceğiz. Burada modüler olarak şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz piyasada sadece ağ cihazlarının yedeklemesini ve restore işlemlerini yapan ve başka hiçbir şey yapmayan ürünler satılıyor. Sekart'ın zaten bu fonksiyonu var. Dolayısıyla bir kısım desteklenmeyen cihaz sadece backup amacıyla geliştirilebilir bizim ürünümüzde. Windows, Linux auditler de bu şekilde sadece audit yapacak şekilde geliştirilebilir. Multifunctional bir altyapımız olduğu için geliştirme yapması ve başka sistemlere taş etmesi çok kolay. Tekrar etmiş olayım. Aslında bizim SecArt ürünümüzde yapılan iş reçete bazlı denetim. Yanlış bilmiyorsam şu an 3000'in üzerinde reçete çalışıyor cihazın üzerinde. Evet, doğru. Tek yapacağımız şey sunucuların reçetelerini üretmek veya desteklenmeyen bir CLI varsa onların CLI komutlarını sisteme üretmek. Bu da çok basit. Gelmeyen bir soru var. Ben özellikle söylemek istiyorum. Bu konuda birazcık konuşmak istiyorum. SecArt'ın yazılım mimarisi de son derece modern. Docker container sistemi üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla extend edilmesi, expand edilmesi, yedeklenmesi, cluster edilmesi çok pratik. Taşınması çok pratik. Installation çok pratik. Direkt Docker Hub'dan kurulabiliyor. Başka notlarıma bakıyorum gelen sorulardan. Hemen hemen herhalde şu ana kadar gelen soruların tamamını cevapladık. Sonra kusura bakmayın özelden de çok soru geliyor. Onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Bir soru daha var. Sen okuyordun sanırım. Tamam, 27 bin ve KVKK için özel bir şey söyleyeceğim. Hem KVKK'da da ağ cihazlarının firmware'lerinin güncellenmesi ve güvenlik risklerinin analiz edilmesi gibi bir madde var. ISO 27001'de de benzer şeyler var. Dolayısıyla direkt regülasyonlara veya KVKK, GDPR gibi kanunlara uyum sağlayacak çıktılar. Üründen hem teknik olarak alınabiliyor hem de rapor olarak sınama raporları üretilebiliyor. Ürünün tutarlılığı test edilmiş durumda mıdır diye güzel bir soru var. Ürünün şu an mevcut kullanıcıları var. Enterprise kurumlarda çalışan müşteriler var. Üniversitelerde var. Şu an onlardan net olarak izin almadığımız için nebul olarak isimlerini telaffuz edemiyoruz ama onun üzerinde şu an aktif olarak çalışan müşterisi var. Tam sorarken Cüneyt Bey'den cevap geldi. Onun üzerinde şu an aktif olarak çalışan müşterimiz var. Biz aslında 40-45 dakika gibi planlamıştık ama bir saate doğru uzadık. Sorular geliyor çünkü. Private'den yine bir soru geldi. On-prem mi çalışıyor? Evet, on-prem çalışıyor. Tamamıyla sizin kendi sisteminizi kuruyoruz. Lisanslama cihaz başına yapılıyor. Baremlerimiz var. 50 cihaz, 100 cihaz, 250 cihaz, 1000 cihaz gibi. Aktif mi çalışıyor? Bu Docker container ile alakalı bir şey. Sizin sisteminizle alakalı bir şey. Aktif de yapılabilir. Aktif pasif de yapılabilir. Müşteriler ile görüşme şansımız var mı? Caner, direkt ben cevaplıyorum ama teknik soru gelirse sana aktaracağım bundan sonra. Müşteriler ile görüşme şansımız var mı? Görüştürebiliriz, evet. Banka sektöründen müşteri var mı? Şu an banka sektöründe aktif müşteri yok. POC'si tamamlanmış müşterilerimiz var. Günün sonunda SecArt'ta biz belki elinizde bulunan, belki henüz yatırım yapmadığınız Network Configuration Management ürünlerinin yaptığı bütün fonksiyonları yapabiliyoruz. Efendime söyleyeyim. PEM ürünlerinizin yaptığı fonksiyonların tamamını yapabiliyoruz. Konfigürasyon yedekleme ürünlerinin yaptığı işlemlerin tamamını yapabiliyoruz. Firmware upgrade işlemlerini yapan ürünlerin yaptığı işlerin tamamını yapabiliyoruz. Bunların yapamadığı veya çok limit yaptığı security tarafında bazı ürünler sadece zafiyet bilgisi verebiliyor. Bunları gösterebiliyoruz. Fakat piyasada klasik olarak bilinen hiçbir üründe GIS audit, Center of Internet Security Benchmark Audit ve otomatik bunları düzeltme gibi bir fonksiyon yok. Multi-Vendor Device Management'da GUI üzerinden komut gönderme, komut üretmek gibi bir fonksiyon yok. SecArt'ın iddiası en az 4-5 tane ürününüzü replace edip daha uygun bir maliyetle bilgi seviyesi daha düşük network mühendisleriyle
cost efektif bir şekilde network yönetiminizi sağlamaktır diyebiliriz. SSH ve Ethernet protokolü üzerinden şey bir soru var. PEM tarafı HTTP tunneling mi yapıyor? Proxy olarak mı çalışıyor ya da farklı bir yöntem mi diye? Biz direkt SSH ve Ethernet üzerinden yapıyoruz. Evet. Direkt SECART cihazlara SSH ve Ethernet connection'ı kurarak yapıyor. Device'ı da konfigür ederken birazcık teknik detay olmuş oluyor ama diyoruz ki bundan sonra PEM cihazımız SECART'tır. Cihazlara da sadece SECART'ın IP'lerinden ulaşılabilir. Başka hiçbir IP'den cihazlar erişim kabul etmez gibi bir ayrı da otomatik SECART'tan yapıp gönderebiliyoruz. Evet. Binlerce cihazı birkaç dakikada konfigür edip çıkabiliyoruz. Bir şey, son olarak bunu söyleyeyim ondan sonra kapatalım. Bütün bu fonksiyonlar karmaşık olmasına karşın SECART'ta bunu yaptığınız zaman 100-200-300 tane cihazlar birkaç dakika içerisinde sadece erişip konfigürasyonları gönderebiliyoruz veya okuyabiliyoruz. Çok hızlı çalışan bir ürün gerçekten. Altyapısı da genişlemeye çok müsait bir ürün. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki steplerde eğer ilgi duyduysanız ürüne satış@nebulabilisim.com.tr adresimize e-posta göndererek demo POC veya fiyat bilgisi temin edebilirsiniz. Her şey yapılabiliyor Docker konteyner üzerinde olduğu için. Volkan Bey'in bir sorusu var. Özelden göndermiş. Hangi protokol üzerinden erişim sağlanıyor diye. SSH ve Telnet. Onun da bilgisini vermiş olayım. Cihaz SECART'a nasıl yok. SECART'ın cihazlara SECART, sanırım kastediliyor. Tamam. Okey. Yani güvenliği sağlanmış bir ürün. Zaten ürünün geliştirme amacı mevcut A cihazı, yönetim cihaz ürünlerinin kabiliyetlerinin çok limitli olması ve güvenlik fonksiyonlarının sıfıra yakın olması. Dolayısıyla enterprise ihtiyaçların tamamını karşılayacak durumda şu an. Lisanslamadan da kabaca bahsettim. Abonelik bazlı bir lisanslamamız var. Yıllık abonelik şeklinde lisanslamamız var. Ve cihaz sayısı başına 50, 100, 250, 1000 cihaz gibi yükselen bir baremimiz var. Yani atıyorum 35 cihaz için lisanslama yapmıyoruz. 50 cihaz için yapıyoruz. Ve yıllık abonelik şeklinde tabii ki 1, 2, 3, 5 yıl satın alınabiliyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yani bugüne kadar yaptığımız en kalabalık sunumlardan bir tanesi oldu. KVKK ile birlikte yanılmıyorsam. Nitelikli sorular geldi. Soru soran herkesin sorularını cevapladığınızı düşünüyorum. Dediğim gibi satış@nebulabilisim.com.tr'den detaylı bilgi alabilirsiniz. Videomuzu da YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Linklerini sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz. İyi teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.